Tunç'tan da açıklama var. Hemen aktaralım detaylarını. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunduğu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte. İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişiyle birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu bir kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Efendim, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi bu açıklama. Bir kez daha aktarmakta fayda var. Sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve şöyle diyor. İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında yaralılara, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte. İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişiyle birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu bir kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir diyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Sayın Uçan'la konuşuyoruz. Özellikle bu işin uzmanı olduğu için kendisinin bilgilerine başvuruyoruz. Ve onun bilgileri tabii çok çok önemli. Nasıl bir tabloyla karşılaşmış olabilir oraya yardım ekipleri, itfaiye ekipleri gittiğinde Sayın Uçan, ne dersiniz? Yani şimdi yangın çok hızlı ilerlediği için oradaki bir anda oradan sıcaklığı çok artıyor. İnsanlar çok çok kurtarması da çok zor bir şey. İtfaiyenin veya şeyin. Onlar zaten kendi yanmaz elbiseleriyle giriyorlar. Ama dediğim gibi 23 kişi, ufak bir alan, çıkışı zor. Yani o itfaiyelerinin de yardımcı olmaları çok zor. Bu arada ekranımızın yani hemen sol kısmında olaydan kurtulan, çıkan itfaiye erlerinin görüntüsü de canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Kuşkusuz çok zor bir tabloyla karşı karşıya kaldılar. Oradaki işçileri kurtarmak için kendi hayatlarını içe sayıp müdahale ediyorlar. Başlı başına çok zor bir görev ama onlar korkusuzca bu görevi gerçekleştiriyor. Ve şu an bir mola vermiş durumdalar nefes alabilmek adına. Şimdi ekibimiz orada sıcak bilgileri bize an be an aktarıyorlar. Elbette bir dizi daha fazla sorun var Sayın Uçan. Lütfen bizimle kalın. Öncelikle bilgileri alalım yine oradaki ekibimizden. Merve Tokas, CNN Türk ekibinden orada. Özellikle adli boyutuyla ilgili de bilgiler verecek bize Merve. Kolaylıklar nedir elindeki yeni bilgiler? Evet Büşra, olayın adli boyutu apayrı, geniş bir çaplı bir soruşturma başlatıldı olaya ilişkin ama o detaylara geçmeden önce dilersen kısa bir şekilde olay yerinden son durumu ekranlara getirelim. İşte o yangının, facianın yaşandığı nokta Beşiktaş'ta Yıldız Posta Caddesi burası. 16 katlı bir apartmanın eksi ikinci katında bulunan bir eğlence merkezinde çıktı o yangın. Ne yazık ki 15 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemeler bu yönde. Yine 8 kişinin de tedavisi devam ediyor. Şimdi hala aslında bölgede bir dumanın etkili olduğunu söyleyebiliriz. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak zaman zaman bu noktadan çıkan dumanlar var. Hala o koku burada oldukça yoğun bir şekilde etkili. Bunu söyleyelim. Şimdi itfaiye ekipleri zannediyoruz soğutma çalışmasına geçmeden önce bir ara vermişler. Şu an kameraman arkadaşım Ümit Sertabipoğlu ekranlarınıza getiriyor. Bu noktada itfaiye ekiplerinin yine çalışmaları da devam ediyor ve bu alanda, yani eğlence merkezinin bulunduğu o yangının çıktığı alanda polis şeritleriyle kapatılmış durumda. Şöyle arkaya doğru ilerleyebiliyorsak eğer
o noktaya doğru da kameraman arkadaşım Ümit Sertaboğlu ile birlikte ilerlemek istiyorum. 16 kişinin hayatını kaybettiği o yangının yaşandığı noktaya doğru ilerliyoruz. Oldukça yoğun da bir kalabalık var burada. Polis geniş çaplı güvenlik önlemleri almış durumda. Tabii yangın neden çıktı? Bu elbette ki araştırılıyor. Hem bir ayrı olarak yürütülen bir soruşturma var. O soruşturma da devam ediyor. Onunla ilişkin detayları aktarmadan önce olay yerinden son notları aktaralım sizlere. İşte yine burası da o olayın yaşandığı noktalardan bir tanesi. Polis ekipleri burayı da şeritlerle kapatmış durumda. Az evvel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili savcıların görevlendirildiğini söylemişti. Olay yeri incelemesini soruşturma kapsamında yapmak adına. Zannediyoruz şu an içeriye girenler de savcılar mıydı? Onun yanıtını da savcılar mıydı içeriye girenler? 3 kişi girdi ama tabii olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılar mı ona ilişkin az sonra o detaylı bilgiyi de ekranlara getirelim. Görmüş olduğunuz gibi yangının izleri her noktada neredeyse belirgin. -2'de meydana gelen bir yangının boyutunun apartmanın neredeyse 2. 3. katına kadar etkili olduğunu görebiliyorsunuz. Camlar tamamen patlamış. O nokta tamamen siyaha bürünmüş durumda ve hala için o alanda tütende bir dumanın söz konusu olduğunu söyleyelim. Hala aslında kontrol altına alınmış olsa da hala tam olarak söndürülebilmiş değil. Zaman zaman soğutma çalışmaları devam ederken zaman zaman o noktadan hala dumanlar tabii yükseliyor. Tabii özellikle soruşturma böyle büyük bir facianın elbette ki soruşturulacağına ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül de bir açıklama yapmıştı. Ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dakikalar önce bir açıklama geldi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcısı da bu kapsamda görevlendirildi dedi. Yine özellikle binadan sorumlu, iş yeri sorumlusu 3 kişiyle birlikte müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi, toplamda 5 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı. Şimdi ben muhabir arkadaşım Çağdaş Evren Şenli'ye sözü devretmek istiyorum. Onun da aktaracakları oldukça önemli. Büşra söz sende. Seni de dinleyelim. Senin de elinde yeni bilgiler var, sıcak bilgiler var Çağdaş. Şu an daha sıcak bir görüntü ekranlarınıza taşıyacağız. Olay yerini net bir şekilde gören bir noktadayız. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım şu an o bölgeyi ekranlarınıza taşıyor. Bakın yangının çıktığı adresin tam da gören bir noktadayız ve şu an ekipler yine içeriden bir kişiyi çıkardığını görebiliyoruz. Sedyede bir kişinin olduğunu görüyoruz ve şu an canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Elbette ilerleyen dakikalarda da yine net ve doğru bilgiler gelmeye devam edecektir. Fakat görmüş olduğunuz gibi ekiplerin çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor ve kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım da işte yangının çıktığı o bölgeyi ekranlarınıza taşıyor ve 16 katlı bir binadan bahsediyorduk. Zemin katında çıkan bir yangından söz ediyoruz ve işte o zemin katın çıkış noktasını da şu an ekranlarınıza taşıyoruz ve 80'den fazla personelin de şu an o bölgede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğüne de buradan tanıklık edebiliyoruz ve o bölgeyi net bir şekilde gören bir noktadayız ve şu an itfaiye ekiplerinin görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak içeriye giriş ve çıkış yaptığına da tanıklık ediyoruz. Doğukan, biraz daha geniş bir açıdan binayı ekranlara taşıyabilirsek, bakın 16 katlı bina demiştik. İşte o 16 katlı binanın zemin katından söz ediyoruz ve zemin katı da şu an Doğukan ekranlarınıza taşıyacak. Dumanlar, alevler o bölgeden yükselmişti ve -1, -2. Katına kadar alevler sirayet etmişti ve yaklaşık 3 saatten fazladır ekiplerin de bu bölgede çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Biraz önce Merve Tokaz da belirtmişti olayla ilgili 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisini paylaşmıştı. Yine elbette çalışmalar burada da devam ediyor.
Şunu da aktaralım, aslında elbette belirtmiştik diğer bültenlerde, diğer saat dilimlerinde de söz etmiştik. İtfaiye ekiplerinin içeride yine her bir noktayı didik didik aradığını vurgulamıştık. Çünkü hala içeride biri veya birilerinin olma ihtimali güçlüydü ve şu an bir kişinin daha itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığını görüyorum. Sedye'yi görebiliyorum sadece ve yaklaşık 7 itfaiye personelinin de o sedyeyi taşıdığına tanıklık ediyoruz. Şunu da vurgulayalım, 15 kişi hayatını kaybetmişti son bilgilere göre ve bu kapsamda 8 kişi de yaralı bir şekilde oradan çıkarılmıştı. O 8 kişinin 7'sinin ağır yaralı olduğunu vurgulayalım. Hastanede tedavileri devam ediyor ve o yaralıların cildinde yanıklar olduğu bilgisini aldık. Yine dumandan etkilenenler var demiştik ve toparlayacak olursak da şu an itfaiye ekiplerinin de çalışması burada aralıksız bir şekilde devam ediyor ve bizler de en net görüntüyü en net bir şekilde sizlerle paylaştık. Elbette olay yerinde yine takibimizi sürdüreceğiz ve yeni bilgiler, sıcak bilgiler oldukça sizlere aktaracağız diyelim.